Merhaba sevgili arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım harikasınızdır. Bugün sizlerle ne yapıyoruz? Tüm burçları tek bir videoda topladım ve Mart 2023 tüm burçları sizler için yorumluyorum. Şimdi bu sefer tam 3, 6, 8 tane farklı destenin yardımından faydalanacağız. Bakalım bizlere neler söyleyecekler. Neleri tavsiye edecekler, neleri yapıp neleri yapmayacağımızı söyleyecekler. Gördüğünüz gibi destelerim bunlar olacak. Kolektif açılım için en uygun desteleri seçmeye çalışıyorum sizler için, biliyorsunuz. Bir de doğanın ruhunu ekledim sizlere kolektif açılım için. Tam 8 tane farklı desteyle haydi gelin hemen ilk burcumuz Koç burcundan başlayalım sevgili arkadaşlar. Şöyle alıyorum kartları. Aslında şöyle yapacağım. Koç burcundan başlayacağım tabii ki de. Bir de hepsini şöyle bir tek tek alayım. Hepsinden tam 8 tane farklı desteden alacağız bakalım. Biraz yorucu olabilir sizler için. Haydi bakalım. Bunu da aldık. Şimdi karıştırmaya başlıyoruz sevgili güzel arkadaşlarım. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan ve başak burcumuz burada. İlk altıyı şöyle bir aldık. Şunu şöyle koyuyorum. İlk altı burcumuzdan başlıyorum. Şu dönüşüm tarotumuz olmazsa olmazımız zaten, biliyorsunuz. Ben şimdiden sabırsızlanmaya başladım sevgili arkadaşlar. Acaba neler neler geliyor? Mart 2023'te sizleri neler bekliyor? Hangi konularda tavsiye alacağız? Hangi konularda kendimiz bize uyarılarda bulunacak veyahut da tabii ki de güzel şeyler söyleyecek. Umarım çok çok güzel şeyler olur Mart 2023'te. Pozitif başlıyoruz diyelim. Ben pozitif olarak sizlere niyet ediyorum. Asla kötü bir şey gelmesin. Geldiği takdirde de zaten nasıl işin içinden çıkacağımızı sorarım. Hiç merak etmeyiniz. Evet, evrensel enerji kartlarımız. Bakalım. Her burcumuza göre ayrı ayrı alacağım. Dilerseniz ileriye sardırabilirsiniz tabii ki de. Oracle kartlarımızdan da alalım. Şu kartların şu yüzeyine bayılıyorum. Gerçekten o kadar içimi açıyor ki, böyle bahar gibi, bahar tazeliği gibi ya da böyle saflık, temizlik, yani böyle güzel duygular içeren bir deste olduğunu bana anlatıyor her zaman. O yüzden desteleri seçerken özellikle hani böyle sevimli olmalarını, böyle kötü bir enerji, hani böyle aldığınız zaman desteği elinize, böyle bir enerjisi vardır. Bunu hissedebilirsiniz. O yüzden hani
şu destenin güzelliği bile hani bana böyle çok böyle güzel duygular çağrıştırdığı için ben de açılımlara çok güzel bir şekilde konsantre olabiliyorum. Bunun da bilgisini vereyim dedim sizlere. Ve son olarak da doğanın ruhu kartlarımızı alıyorum. Ve ilk 6 burcumuzdan, ilk burcumuz olan Koç burcumuzdan başlıyorum. Şu kartları birazcık şu tarafa doğru alayım. Biraz elimin altından çıksınlar. Yoksa yine bir şeyler devirebilirim diye düşünüyorum. Evet, hadi bakalım sevgili Koç burçları. İlk enerji kartımız ne gelmiş? Denge meleği. Bakın çok güzel geldi. Bir dengeye geleceğiniz dönemdesiniz. Biraz böyle yaşınızın her nedense 30'un üzerinde olduğunu düşünüyorum. Bu videoya denk gelen sevgili arkadaşlarım için söylüyorum. Tabii ki de artık ruhsal, fiziksel, maddi, manevi bir dengeye geleceğiniz bir Mart ayı sizleri bekliyor. Evet, bakın tutkuyla, isteyerek, gönülden bir atılım yapacaksınız. Ama unutmayın, burada bir de bir ilahi enerjiyi hissettim. Bakın sevgi kartı. Oşa dönüşüm tarotu destesinden aldığım sevgi kartının güzelliğine bakar mısınız? Özellikle aşk konularında. Hadi şöyle bakalım. Birazcık daha gelsin. Bütün hepsini şöyle alayım. Bağırmak. Fare metaforu gelmiş size. Gözü doymayan, karanlıktan aydınlığa çıkamayan, hakikatten mahrum olan birisine karşı her nedense bakın Mart ayının son haftalarında, son haftasında, özellikle son günlerinde birisine böyle hani artık onu kendine getirmek için, aydınlığa bir türlü çıkamadığı için o kendisine bağırmak zorunda kalacağınız birisi söz konusu olabilir hayatınızda. Bu son haftaydı, son günleriydi, hatta son 3 günü diye hissediyorum. Şimdi şifacı, harika. Bakın şifacı ve denge meleğinin gelmesi çok güzel oldu. İkisinde de kanat var görüyorsunuz. Ve mavi denge meleği geldi. Yani mavi renk sizin için önemli olmalı. Çoğunuz Koç burçları mavi rengi çok seviyor olabilirsiniz. Ve ay elimden de düştü kendisi. Çok severim mavi meleği. Mavi giyinmeyi de çok seviyor olabilirsiniz. Bu ay mavi rengi de üzerinizde taşımaya dikkat edin. Mavi kazak, mavi şal olabilir, mavi bir küpe olabilir. Mavi bir şeyler takabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Sevgi konularında. Şimdi aranızda aslında hem evlenmek istediğiniz hem de sevginizin eridiğini hissettiğiniz birisi var. İkisini aynı anda yaşıyorsunuz bu dönemde. Yani belki de diğer aylardan da getirmiş olabilirsiniz. Fakat diyor ki bir şifacı geliyor. Bir denge meleği geliyor. Hiç merak etmeyin. Bu arada bu ay size Uranüs, yani özgürlük sevgisi, kendi yoluna gitmek, hafif gerginlik, abartma eğilimi, tutarsızlık gezegenimiz eşlik edecek. Bakın bunun da rengi mavi, gördünüz mü? Uranüs de mavi yapmış böyle kartımız. Ve şu iki rengin benzerliği. Dediğim gibi mavi renk bu ay Mart 2023'te sizler için çok uğur getirecek. Nazardan da koruyabilir. Ama şöyle açık mavi olsun. Hani şöyle nazar boncuğunun mavisi gibi koyu olmasın da böyle turkuaz mavisi olmasına dikkat ederseniz çok daha size uğur ve şans getireceğine inanıyorum. Özellikle de iletişim konularında mavi, bir de iletişim boğaz çakramızın rengidir biliyorsunuz. Bunun için de sizlere çok güzel şeyler olacağını söyleyebilirim. Evet, şimdi bu özgürlük sevgisi, içinizdeki bu özgürlük, size yönelik bakıyoruz burada biliyorsunuz. İçinizdeki özgürlük sevgisi, kendi yoluna gitmek isteği, hafif gerginlik, bakın hep Koç burcu, abartma eğilimi. Çok tatlı oluyorsunuz bazen gerçekten Koç burçları, kadını erkeği hiç fark etmeyen, böyle bir şey anlatırken böyle hani süsleyerek anlatmanız, abartma eğilimi demeyelim de ona, hani sanki böyle daha güzel anlatmak, hani daha böyle karşınızdakini hem eğlendirerek anlatmak hem de ona gerçekten anlatabilme isteğinizden kaynaklanan bir hafif bir abartma eğilimi diyelim. Tutarsızlık da hemen hemen herkesin hayatında olan bir şey bu aralar, bu zamanlar diyelim. Buna ben tutarsızlığı pek şu anda size adapte edemedim gerçekten, hani size pek uygun değil de.
tutarsızlığı sevmediğinizi biliyorum sadece. Bunu söyleyebilirim. Dediğim gibi eğer ki bir kendi yoluna gitmek, hafif gerginlik söz konusu, bakın ardından da bağırmak. Biraz böyle ruh halinize hakim olmaya çalışabilirsiniz. Çünkü karşınızda bir gözü doymayan, karanlıktan aydınlığa çıkamayan veyahut da hakikatten mahrum olan birisi var. Ama bakın fare metaforunun tatlılığına bakar mısınız? Fareleri hiç sevmem ama yani sevmeyiz de daha doğrusu. Ama şunun tatlılığı hem mağrur böyle hani... karanlıktan aydınlığa çıkamayan birisi var sanki karşınızda. Bu da özellikle de sevgi konusunda. Ha, sizi seviyor ama yapacağı, bakın surat ifadesi bu şekilde. Birazcık daha yaklaştırayım isterseniz. Surat ifadesinden aslında onun da zor durumda olduğunu anlayabilirsiniz. O yüzden kendisini bağırmamayı bence tercih edin sevgili arkadaşlarım. Çünkü zaten ne olacak biliyor musunuz? Zaten şifacınız var, zaten denge meleğiniz var, zaten birbirinizi seviyorsunuz. Aslında biraz da sopayı elinize almış gibi görüyorum sizi ama hani bunu birazcık artık hani güzellikten anlamadı, birazcık da şöyle hani kendimi bir göstererek yapayım dediğiniz bir Mart ayı olabilir. Fakat çok güzel geldi. Gerçekten bunu hani ben bu kartı çok severim. Tutkuyla ilahi adalet size bir fırsat tanıyacak. Bir bebek haberi olabilir. Yeni bir başlangıç olabilir. Sevgiyle alakalı yeni bir döneme girecek olabilirsiniz. Ayın 1'i, 11'i çok özellikle bugünlerde güzel şeyler olabilir. Ama öfkenize hakim olmanızı söyleyebilirim. Tavsiye edebiliriz kartlarımızla birlikte. Haydi bakalım boğalara bakıyoruz. Sevgili boğa burcu arkadaşlarım, Mart 2023'te enerjiniz yin ve yang enerjisi, bakın denge enerjisinde olacaksınız, çok harika. Bir ikilemdesiniz, kahkaha, eğlenceniz bol olsun sevgili güzel arkadaşlarım. Yolculuk, Siris yani Demeter, ben Demeter diye daha çok biliyorum bunu. Fiziksel ve ruhsal olarak besleme ihtiyacı, annelik içgüdüsü veya anne çocuk ilişkisi, koşulsuz sevgi, doğurganlık, bereket. Burada sanki eğer çocuğunuz uzaktaysa onun yanına gitme isteği içerisinde olabilirsiniz. O size gelmek isteyebilir. Bir yolculuk kartı var. Bir eğlence durumunuz var. Bakın makas ve ikilem, bunu bu tarafa alıyorum. Yine bir ikilem durumu var. Bakın Oracle kartı sizin için ne söylemiş? Bu ay mücadele ettiğiniz ikili ilişkiniz olabilir. Bakın burada mücadeleyi ikili ilişkilerde veriyor. Bir kadın bir erkek arasında. Peki doğanın ruhu ne söyler? Eşek metaforu, en sevdiğim hayvan. En sevdiğim metafor gelmiş sevgili arkadaşlar. Ben bunu çok seviyorum biliyorsunuz değil mi? Eşeğe böyle ceket giydirilmiş. Duyguların farkında olmayan, her işe düşünmeden atılan, kıt anlayışta olan, fark edemeyen. Şimdi bakın. Oracle kartıyla birlikte yanına yine böyle bir şey geldi. Yani eşek metaforu geldi. Mücadele ediyorsunuz. İkili ilişkilerinizde bu siz değilsiniz. Ben bunu hiçbir zaman size yormuyorum. Siz duygularınızın farkında olan insanlarsınız. Açılım yaptığım kişilere de söylemem bunu hani bu sizsiniz diye, ama karşı taraf için mükemmel uyumu diyebilirim. Siz kim olduğunu anladınız bile. Duyguların farkında olmayan, her işe düşünmeden atılan, kıt anlayışlı olan, belki de hiçbir şeyi fark edemeyen saf bir insan da olabilir. Burada eşek metaforu bana biraz da böyle çok çalışan birini de söyler. Eşiniz, partneriniz çok çalışıyor olabilir. Veyahut da sizin çok çalıştığınızı burada ifade ediyor olabilir. Ama duyguların farkında olmayan bir insan olduğunuzu ben asla size bunu söyleyemem. İkili ilişkide bir mücadele söz konusu. Belki de şöyle olabilir. Eğer ki erkekseniz özellikle, bayanlarda genelde olmuyor. Erkeklerde daha çok oluyor. Eğer ki çok işe güce daldıysanız bir şeyleri fark edemiyor olabilirsiniz. Birazcık duygusal hayatta bocalıyor olabilirsiniz ve ikinizin bir mücadelesi söz konusu olabilir. Şimdi gelelim kılıç ikilisi ve ikilemlere. Karar vermekte zorlanmalar. Bakın görüyorsunuz değil mi? Kılıç ikilisi zaten karar vermekte zorlandığınız ve negatif düşündüğünüz bir konuyu anlatır bize. Net ve keskin bir karar almaya niyetli olmak, kendinizi bir çıkmazda hissetmek ve kurtulmayı istemek. Evet, aslında bu durumdan da çıkmak istiyorsunuz çünkü negatif yönde bir ikileminiz var. Ama bunun sonucunda size bakın kahkaha veriyor. Aslında hiç de durum böyle olduğu gibi olmayabilir. Bir yolculuk size iyi gelebilir. Mart ayında bir yolculuk yapacak olabilirsiniz. Ama bu yolculuğu da ya çocuğunuzla ya da anne çocuk ilişkisi olarak hani düşündüğümüz bir yolculukta olabilir. Yani belki çocuğunuzu alıp bir yere gideceksiniz. Belki de tek başınıza çocuğunuz size gelebilir. Veyahut da
siz çocuğunuza gidecek olabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Ve gelelim ikizler burcumuza. İkizler burcumuzu Mart 2023'te neler bekliyor sevgili arkadaşlar? Şöyle bir sözleşmemiz var. Gördüğünüz gibi bir sözleşmeyle açtık. Şöyle yine kameraya dokundum sevgili arkadaşlar. Yani şöyle sallanmasa çok iyi olacak. Bir sözleşmeyle açtık sevgili ikizler burcu arkadaşlarım. Sözleşmenin yanına evet peki. Aydınlanma çok güzel. Kader çarkı harika. Zuhal yıldızı yani Satürn geldi. Disiplin, engeller, zorlayıcı olaylar, sert ve uzun işler, sorumluluk almak, kısıtlanmış hissetmek. Şu şöyle şurada dursun. Uzaklaşma. Cesaret ve güç. Köpek metaforu. Çok sevdiğim köpek metaforumuz geldi. Peki. Şimdi köpek metaforunda der ki sadakatin simgesidir. Köpek dosta gül, düşmana diken gibidir. Köpek aynı zamanda yarattığı ve sahip olduklarına sadakattir. Şimdi sevgili ikizler burcu arkadaşım, ikili ilişkilerinizde veyahut da ailevi ilişkilerinizde, arkadaş çevrenizde sadakatin söz konusu olduğunu söyleyebilirim. Siz de onlara sadıksınız, onlar da size sadıklar. Bu konuda içiniz rahat olsun. Bu güzel bir durum belirleyici kartımız olarak geldi. Pekala. Şunu şöyle aldık. Bakın burada disiplin, Zuhal gezegeni yani Satürn gezegenimiz, disiplin, engeller, zorlayıcı olaylar, sert ve uzun işler, sorumluluk almak, kısıtlanmış hissetmek. Bunlardan biri veya birkaçı, belki de hepsi. Şu anda bakın şurada çıkan kartımızı gördünüz mü? Kılıç dokuzusuyla beraber birbirine çok uyumlu geldi. Sizi üzen, sizi zorlayan, sizi kısıtlanmış hissettiğinizi düşündüren bir durum söz konusu var. Bunun temelinde de bir sözleşme yatıyor. Bu bir evlilik, bu bir iş anlaşması olabilir. Bir sözleşme, bir akit yapmışsınız. Belirli bir sözleşme var. Bu sözleşme sizi çok üzüyor sevgili arkadaşlarım. Fakat bununla alakalı bir aydınlanma yaşayacaksınız. İş yerinizle yapmış olduğunuz veyahut da müşterinizle yapmış olduğunuz bir iş anlaşması da olabilir. Çok sorumluluk almışsınız fakat bu kadersel bir döngü. Bunu yaşamanız gerekiyor. Biraz zorlayıcı etkileri olabilir. Yine zamansal açıdan ama biraz uzayabilir bu iş. Çünkü kader çarkı geldi. Bize kısa bir vadeyi vermez. Uzaklaşma diyor. Bakın iletişimde azalma, soğukluk, uzaklaşmayı seçmek, araya giren ayrılık. Şimdi bakın burada uzaklaşma aslında ikili ilişkiler, ortağınızla olan durumlarınız, müşterilerinizle olan durumlarınız olabilir. Bunu söylüyor, olabilir. Fakat cesaret ve güç kartımız geldi. Oracle kartı sizi bu konuda destekliyor. Cesur olun. İçinizdeki cesarete, güce inanın sevgili arkadaşlar. Kendinizi ne kadar da engeller olduğunu düşünseniz de bakın burada sanki böyle ipleri görüyor musunuz? Böyle bir cesaret ve güçle bu ipler böyle sanki kopartılmış. Hani sizi böyle sorumluluk aldığınız için kısıtlanmış hissettiğiniz iplerinizden, bağlarınızdan kopartacak içinizdeki cesaretiniz var. Bakın ikizler burcusunuz. Kadın veya erkek fark etmez. Konunuz her neyse. Dediğim gibi bu bir boşanma süreci olabilir, bir evlilikle alakalı durum olabilir, sağlıkla ilgili durumlar olabilir elbette. Daha çok da iş ve aşk olabilir diye burada yorumlayabilirim. Bakın burada temsiliniz kartal, görüyor musunuz? Bu da bir hava hayvanı. Yani size böyle gerçekten de gezegensel ve astrolojik olarak cesaret ve gücü temsil eden Oracle kartımız geldi. Buna ihtiyacınız yok. Bu içinizde var zaten. Ekstra bir şeye ihtiyacınız yok. Araya giren bir ayrılık var. Bunlar da sizi üzüyor olabilir. Hepsinin temelinde bakın sözleşme var. Bu sözleşme her neyse Mart ayında oldukça gündeme gelecek. Özellikle Mart'ın 6'sına çok dikkat edin. 6'sına kadar etkisini yoğun bir şekilde burada size söylediklerimin etkisini yoğun bir şekilde söyleyebilir. Burada gördüğüm tek şey ise sadakatin simgesi diyor. Yani siz de çok sadık bir insan olabilirsiniz. Elbette ki işinize, gücünüze, eşinize, müşterilerinize, hayatınızdaki her şeye bu sizde simgeliyor olabilir.
size de sadık olunduğunu söylüyor olabilir. Eğer ki eşinizle alakalı bir durum olduysa, onun sadakatinden şüphe ediyorsanız artık şüphe etmeyin. Bu videoya denk geldiyseniz gerçekten sadakatli bir insan. Burada bakın, bu köpeği erkek olarak göstermiş. Üzerindeki röpte şambur, elindeki piposuyla, florıyla, bence erkeğin, bir erkeğin sadakatinden şüphe etmiş olabilirsiniz. Patronunuz olabilir, işvereniniz olabilir, işçiniz olabilir. Siz onun işçisi olabilirsiniz. Siz patron olabilirsiniz. Kendi hikayenize göre burada durumu alabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Ama 2023'te damgasını vuracak olay sizler için sözleşme yaptığınız hukuki bir iş de olabilir. Hukukla alakalı olabilir. İş sözleşmesi olabilir dediğim gibi. Temelinde sözleşme yatıyor. Bunu sakın unutmayın. Kendi hikayenize göre derleyip düzenleyebilirsiniz. Nasıl almanız gerektiğini siz zaten anladınız sevgili arkadaşlarım. Pekala, haydi bakalım gelelim yengeç burçlarına. Sevgili yengeç burcu arkadaşlarım, Mart 2023. Sabır. Evet. Bakalım ne içinmiş. Oo, iş güç. Aptal yürek. Güzel. Kaynak. Kaynağımız ne verdi? Tamam. Acı çekmek. Kaygı. Şimdi sevgili güzel arkadaşlarım, sabır göstermeniz gereken bir durum var. Bu da bu durumun gelip geçici olduğunu söyler. Aynı zamanda olayların da hayatınızda böyle rüzgarın ruhunu, yani geliyor geçiyor bir şeyler oluyor ama siz de buna sabır gösteriyorsunuz. Şimdi rüzgarın ruhu der ki gelip geçici olan durumlar kısa vadede gündem olabiliyor. Rüzgar estiğinde hem sana getirdikleri hem de üstündeki toz ve kirden götürdükleri oluyor demiş. O yüzden siz de gelip geçici olaylar olduğunu unutmayın bunların. Ve gelip geçtiği zaman da sabır göstermeniz gerektiğinizi unutmayınız. Kaygıdasınız, acı çekiyorsunuz elbette ama çok çalışıyorsunuz, emek veriyorsunuz, seviyorsunuz. Sizin kaynağınız iletişim. Merkür gezegeni geldi, Utarit ya da diğer ismiyle katip. İletişim, haberleşme, araştırma, stalklama, sağlıkla ilgili konular. Bakın, Tılsım 8'lisi ile beraber araştırma, stalklama, haberleşme, iletişim, bunların hepsi için çaba sarf ediyorsunuz. Konumuz ne? Kaynak, aptal yürek, kaygı, acı çekme. Kırıcı olayların kalbine acı veriyor olması, çaresizlikten tarumar olmak, hiçbir şeyin mutsuzluğa fayda etmemesi ve kaygı. Kaygı çalıştırıyorsunuz ve acı çekiyorsunuz. Çalışıyorsunuz, emek veriyorsunuz. Bence hiç şey yapmayın sevgili arkadaşlarım. Sanki sağlıkla ilgili bir problemi olan birisi olabilir. Bu siz de olabilirsiniz ama nedense Mart ayında başka birisinin sağlık konusu olacağını hissettim sizlerle ilgili. Endişe etmeyiniz. Gelip geçici, bakın rüzgarın ruhu geldi, gördünüz mü? Çok sert olabilir geçişleriniz hayatta ama unutmayın ki gelip geçici, yani rüzgarın ruhu geldi. Bence bu çok iyi bir haber sevgili arkadaşlarım. Umarım bütün yengeç burçları bu videoya denk gelir ve buradaki gelip geçici bir durum olduğunu anlar. Pekala, haydi bakalım geliyoruz aslan burçlarına. Sevgili aslan burcu arkadaşlarım, Mart 2023'te nasıl olacakmış bakalım durumlar. Dünya kartı, çok güzel, tamamlanma enerjisi. Ayın sonuna doğru da olabilir bu tamamlanma enerjisi. Çünkü 29 rakamıyla geldi. Ayın 29'u çok önemli bir gün olabilir sizler için. Güzel bir fırsat yakalayabilirsiniz. Artık tamam ve bu işi de hallettim dediğiniz bir gününüz olabilir. Bakalım, mahkeme kartı çok güzel. Ne söylemiş? Bir fincan çay. Bu gözleri hiç sevmiyorum ama her neyse, bilim. Juno gezegeni, astroide, bağlanma arzusu, sevgide verimlilik, cinsellik, mükemmel ve denge uyumunu isteyen ruhlar, birliğe ihtiyaç duymak. Bakın, birlik, tamamlanmak, Juno, evlilik, bir durumlar var. Evliyseniz de bu iş durumunuzla alakalı. Evliliğinizin daha iyiye doğru gittiğini anlayacak olabilirsiniz aynı zamanda, hem de İşinizle alakalı bir birlik, beraberlik, bir takım çalışması yapacak olabilirsiniz. Veyahut da böyle bir takım çalışmasında çalışıyor olabilirsiniz. İşiniz yoksa da
bu işlere gireceğinizi söyleyebilirim. Takım çalışması olan işlere gireceğinizi söyleyebilirim. Bir şeylerden vazgeçmek isteği ve çölün ruhu. Şimdi şu ilk gelen kartımızda, yani dünya kartımızda aslında bir şeylerden vazgeçmekle tamamlanmak arasında kalan birisini gösterir. Bakın yine mavi renk. Koyu mavi değil, açık maviyi seçerseniz bence tamamlanma enerjisinin daha fazla olduğunu göreceksiniz. Eğer ki bir kararsızlık yaşıyorsanız, tamam mı devam mı dediğiniz ama daha çok da tamamlanmak istiyorsanız bu konuyla alakalı. Çünkü vazgeçmek istediğiniz bir durumlar var. Mavi rengi tercih edin. Bakın böyle açık mavi olsun. Böyle güzel parlak maviler de kullanabilirsiniz. Bir boncuk olabilir, bir anahtarlık olabilir. Bir flor olabilir. İletişim de güzel, önemli çünkü. Şimdi çölün ruhu gelmiş. Çölün ruhu bize ne der? Arzu ettiğine kavuşamamaktan gelen üzüntü, özlem ve hasret. Leyla'ya kavuşmak isterken özüne rastlamak, Mevla'ya varmak. Çölün ruhu sana tekamülü öğretiyor diyor. Şimdi burası çok derin. Burada derin şeyler var sevgili arkadaşlar. Bakın ne diyor burada? Arzu ettiğine kavuşamamaktan gelen üzüntü, özlem ve hasret. Belki de vazgeçmek isteğiniz de bundan dolayı ama sabır gösterin. Tamamlanacaksınız. Vazgeçtiğim dediğiniz bir anda tamamlanma enerjisine girecek olabilirsiniz. Şimdi içinize birazcık dönmeniz gerekiyor. Çünkü burada bağlar kopmayacak. Neden? Vazgeçmeyeceksiniz. Vazgeçme eşiğine geleceksiniz. O da arzu ettiğinize kavuşamamaktan dolayı olduğu için. Bir fincan çay kartımızla Osho dönüşüm tarotu bize der ki bağlantınız kopmayacak bu konu her neyse. Aşk olur, iş olur, eğitim olur, kariyer olur, sağlık olur, parasal olur. Bilim kartı burada bize matematiği de verdiği için daha çok da ticaret hayatı, parasal durumlarla alakalı olduğunu söylerken bakın bir de Juno ne diyor? Bağlanma arzusu, sevgide verimlilik, cinsellik, mükemmel denge uyumunu isteyen ruhlar, birliğe ihtiyaç duymak ve mahkeme. Siz bir şeyleri, şimdi böyle vazgeçmek istiyorsunuz ya, hani arzu ettiğinize kavuşamadınız, artık ben bundan vazgeçeyim dediğinizde aslında bir uyanış yaşayacaksınız. Bu uyanışla birlikte artık sağlam bir duruş ve kararlılıkla birlikte birliğe karar vereceksiniz. Asla bağı kopartmama, illa arada bir köprü kurmak isteği olacak. Belki bu parasal konularla alakalı, belki de evlilik konularıyla alakalı, ikili ilişkilerle alakalı olabilir. Çünkü Juno evlilik asteroididir. Haritamızda ne zaman geleceği belli olmuyor doğum haritamızda. Doğum haritanıza baktırarak Juno'nun bu sene mi, önümüzdeki senelerde mi veyahut da hangi senelerde gelmiş olduğunda tabii ki de bakabilirsiniz, anlayabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Pekala. Hangi burca geldik? Başak burcumuza, yani 6. burcumuza geldik. Burada ne diyor? Başak burcunda bir kıskançlık enerjisi var. Şimdi bakalım ilerleyen kartlarımızda siz mi yapacaksınız bu kıskançlığı, size mi yapacaklar göreceğiz. İkili ilişkiler veyahut da bir ortaklık veyahut da bir ruh eşi veyahut da bir aslan burcu birisinden bahseder veyahut da Ağustos ayı, yani aslan burcun ayından beri getirilen bir durumda minnettarlık, kutsallık, bakın çok güzel geldi, famalhut, hayalden uzak gerçekçi yaklaşımlar, iyileşmek, şifalanmak ve şifalandırmak, zafer kazanma. Çok güzel sevgili arkadaşlar, bakın çok güzel geliyor. Maske, peki. Saplantı, peki. Sarmaşık ruhu. Şimdi burada resmen ikiye ayrıldınız. Şimdi sizin ruh eşiniz, partneriniz veyahut da iyi anlaştığınız kişi aslan burcu olabilir. Bu kişiyle aslında her şey güzel gidiyor. Bakın kutsallık, minnettarlık. Fakat akabinde hayal, şifalanmak, şifalandırmak, zafer kazanma. Fakat bir maske var, hakikat saklanıyor. Bir saplantı var ve bir sarmaşık ruhu geldi. Karmaşa ve karışıklık, çevreni sarmalayan sorunlar, sarmaşık çözülemeyen ve seni sarıp sarmalayan problemlerin habercisidir diyor. Ve bir kıskançlık enerjisi. Şimdi
şöyle söyleyebilirim. İster kadın olun, ister erkek olun, hayatınızdaki bu aslan burcu kişisi sizin için çok iyi. Bakın, minnettarlığı getiriyor, kutsallığı getiriyor, şifalandırıyor ve şifalanıyor sizinle bu kişi. Bu kişide herhangi bir durum söz konusu değil. Fakat sizde bir saplantı, bir maske, bir sarmaşık ruhu oluşturan bazı durumlar meydana gelecek. Bu sizin işinizle alakalı olabilir. Çevrenizdeki insanlarla alakalı olabilir. Ailevi problemleriniz olabilir. Bu aralar kıskançlık size yapılacak olabilir. Siz de yapacak olabilirsiniz. Kendi hikayenize göre alabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Şimdi daha çok burada erkek enerjisini hissettim. Yani kadınlar değil de erkeklerin daha çok böyle denk geldiği bir video olabilir. Bu video Başak burçları için özellikle. Haydi bakalım, şimdi diğer 6 burcumuza geçiyoruz. Yani terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcumuz için. Bakalım. Şimdi ne söyler bizlere kartlarımız? Terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık. İleri sardırabilirsiniz sevgili arkadaşlar videoyu. Beklemek zorunda değilsiniz. Sıkıcı gelebilir elbette. Oy kartlarımız, diğer burçlarımız için de şu destenin güzelliği harikulade sevgili arkadaşlar. Ve elbette ki Emotions Tarot destenden de almadan olmaz. Son olarak da doğanın ruhunu alıyorum. Bakalım hangi ruhlarımız gelecekler sizler için. Mart 2023. Haydi bakalım. Şimdi başlıyoruz sizlerle. Terazi burçları. Mart 2023. Enerji kartımız birinci çakra, asılan adam. Evet, sorgulama, bilgelik, özlemek, kutlama. Çok güzel geldi, bayıldım. Ve bulutların ruhu. Pekala, şimdi sevgili terazi burcu arkadaşlarım, köklenmektir birinci çakra, kök çakramızdır. Siz bazı olayları, parasal, maddi, manevi olayları askıya almışsınız. Fakat bunun sonucunda çok güzel bir aydınlanma yaşayacaksınız. Bu sırada, bu askıya aldığınız sırada çok sorguluyorsunuz her şeyi. O kadar sorguluyorsunuz ki artık çok keyfiniz kaçmış. Bakın, birinci çakranızı çok kötü etkiliyorsunuz. Maddi kayıplarınız olabilir. Kazancınızda bir duraksama, bir azalma olabilir. İkili ilişkilerinizde keza hani öyle bir durumlar olabilir. Bunlara dikkat edin. Fazla sorgulamayın. Birazcık kendinizi rahat bırakmaya ihtiyacınız var. Bazı işleri askıya almışsınız zaten. Bu sırada da sorgulamayın derim. Hani birazcık en azından kendinizi rahat bırakmanız, zihninizi rahat bırakmanız gerekir. Çünkü sizde yeteri kadar bilgelik var. Bilgeliğe daha, yani bir şeyler bilmeye ihtiyacınız yok aslında. Her şeyi öğrenmişsiniz sorguladığınız konu hakkında. Her şeyi biliyorsunuz. Bilge de bir insansınız. Artık çok değişik bir konuma gelmişsiniz. Belki yaşınız itibariyle, belki mesleğiniz, belki çevreniz itibariyle güzel bir olgunluğa erişmişsiniz. Özlediğiniz birisi var ve bu kişiyle bir araya geleceksiniz kesinlikle. Fakat yine de hayatınızda bulutların ruhu gelmiş.
Keder, elem seninle beraber bir bulut gibi içinde yağmur tanelerini taşırcasına dolusun. Dokunsan ağlayacak belki demiş. Şimdi bulutların ruhu, keder, elem seninle birlikte. Şimdi şöyle bir şey, kavuşamadığınızda birisi var. Kavuşacaksınız, bakın özlediniz ve kutlama yapacaksınız ama bu da sizi çok üzüyor. Kök çakranıza birazcık yüklenmeniz gerekiyor sevgili arkadaşlar. Vişne reçeli yiyebilirsiniz. Kırmızı, yani kiraz, vişne özellikle kök çakraya çok çok iyi gelir sevgili arkadaşlar. Kırmızı parlak bir nesne yanınıza taşıyabilirsiniz. Kırmızı bir bardaktan su içebilirsiniz. Başka ne yapabilirsiniz? Kırmızı renge özen gösterin. Allah'a dua edin. Allah, bütün çakralarımın dengede olmasına niyet ediyorum. Dualarınızı yapın. Meditasyon yapın. Meditasyon müzikleri dinleyebilirsiniz. Kök çakraya özellikle yönelik bazı meditasyon müzikleri vardır. Açın dinleyin. Siz iş yaparken dinleyin. O orada sizin bilinçaltınız kök çakranızı iyileştirmeye devam edecektir. Hiç merak etmeyin sevgili arkadaşlar. Böyle de basittir yani. Ve bu arada da zihninizi düzeltmeye dikkat edin. Daha az düşünmeye çalışın. Biraz böyle doğayla baş başa kalabilirsiniz veyahut da sizi ne zihninizi boşaltıyorsa teknolojik bir şeylere bakabilirsiniz. Terazi burcu olduğunuz için veyahut da ne bileyim bir alışveriş listesine bakabilirsiniz. Bir alışveriş listesi yapabilirsiniz. Sizi ne mutlu ediyorsa bir an şu sorgulama işinden vazgeçin ve zihniniz temizlensin sevgili güzel arkadaşlarım. Peki hangi burca geldik? Evet, Akrep burcuna gelmişiz. Peki akreplerin enerjisi Mart 2023. Elinizin kolunuzun bağlı olduğu bir ay olduğunu hissedeceksiniz. Kendinizi öyle hissedeceksiniz daha doğrusu. Bakalım değnek ikilisi. Evet, bilmeniz gereken, keşfetmeniz gereken, belki de keşfedeceğiniz bir şeyler var diyor kartımız. Boşa dönüşüm tarotu destemizde bir oyun. Bir oyun içerisinde olabilirsiniz. Belki de bir oyunu fark edecek olabilirsiniz. Sessiz kalacaksınız. Bu konuda da özellikle Oracle kartımız ne der? Suçluluk duygusu. Pekala neymiş? Yalan ve aslan metaforu. Peki şimdi suçluluk. Bir oyunun içerisinde olduğunuzu, kendinizi suçlu hissedeceğiniz bir şeyler var. Bir yalan meydana çıkacak. Başkasını veya kendini kandırmakta olabilir. Belki de kendinizi kandıracaksınız sevgili arkadaşlar bir konuda ama ne geldi bakın? Aslan metaforu geldi. Ne der aslan metaforu? Cesaret ve güç, çalışkan ve çabalayan, insan-ı kamil ve mürşit mertebesine ulaşan. Şimdi bu kadar yalana, suçluluğa, sessizliğe, oyuna geldiğine göre cesarete geleceksiniz. Elinizi kolunuzu bu suçluluk duygusu da bağlayacak olabilir. Bilmeniz gereken, keşfetmeniz gereken bir şeyler olacak sevgili arkadaşlar ve bunu keşfedeceksiniz. İşte o zaman da cesarete geleceksiniz ve her şeyin de üstesinden geleceksiniz. Şu aslan metaforunun resmine bayılıyorum gerçekten. Hani aslan burcu olduğum için mi bilmiyorum ama şunun şöyle resmini çıkartıp resmen hani böyle bu büyütüp duvarıma asmak istiyorum. Çok güzel geliyor bana. Bilmiyorum siz de beğendiniz mi? Çok böyle karizmatik geliyor bana. Eşek metaforu da öyle gerçi. Eşek metaforunu da çok seviyorum diyorsunuz. Tamam. Şimdi akrepler de bittiğine göre nereye geldik? Yay burçlarına geldik. Peki. 2023 Mart ayında sevgili yay burcu arkadaşlarım, bazı düşmanlıklar veya da içsel çatışmalar yaşayacak olabilirsiniz. Enerjiniz bu yönde gibi görünüyor. Evet, bir ikili bir durumlar söz konusu. Bir şeyleri idare etmek durumu da olabilir. Özel hayatla iş hayatınız olabilir. İki şey arasında kalacak, onları böyle dengelemeye çalışacak olabilirsiniz. Parasal durumlar özellikle çok söz konusu olabilir. Düşmanlık da bu parasal konularda size yapılacak olabilir. Çok endişelisiniz, endişeli olacaksınız, endişe duyacaksınız. Aşıklar, aşıklar kartı her zaman aşk ilişkilerini göstermez. Ortaklıkları da verebilir. Oracle kartımız ne demiş? Mutluluk, tamam, çok güzel. Anahtar ve bataklığın ruhu. Şimdi hatalardan ders almadıkça daha da dibe çöküyorsun. Kurtulmak için çırpındıkça bataklık seni daha da içine çekiyor demiş bataklığın ruhu. Burada bakın endişe gelmişti ya. Sanki endişeniz bundan dolayı. Ama bakın çözüm arayışı, kapıyı açacak olan anahtara sahip olmak bir mevzuyu çözüme kavuşturur.
Aşk hayatınızda çok güzel şeyler bekliyor sizi sevgili terazi yay burçları. Mutluluk var. Aşık olduğunuz kişiyle mutluluğu yaşayacaksınız ama başka sorunlar da var. Şimdi bu aşk ilişkisiyle belki hiçbir sorununuz olmayabilir bu ay. Aşklar güzel gidebilir. Ama parasal konularda düşmanlıklar ve endişeler olabilir hayatınızda. Bazı hatalardan ders almanız gerekiyor. Yani bataklık nasıl bir yerdir sevgili arkadaşlar? Çırpınmayacaksınız. Çırpındıkça batarsınız. İşte burada da böyledir. Yaptığınız bir şey oluyor olmalı. Yani yanlış yaptığınız, bataklığı ters gelen şey, bakın, çırpınmaktır. Eğer ki hareketsiz kalırsanız bataklık sizi daha da içine çekmez. Peki ne yapmanız lazım? Bu hatayı yapmamanız lazım. Şimdi kendi hayatınıza odaklanın bakalım. Buraya uyarlayın bu bataklığın ruhunu. Kendi hayatınızda yaptığınız şey nedir? Belki de endişedir. Endişe ettikçe belki de olmuyor bir şeyler. Daha da dibe çöküyorsunuzdur. Veyahut da sürekli aynı ikilemdesiniz. Artık teke düşürmeniz gerekiyordur. Birinden vazgeçmeniz de gerekiyor olabilir. Artık idare etmek durumunda değilsinizdir belki de. Dalgalı denizdeki gemiler gibi bakın. Yani zor bir şey bu ikili, tılsım ikilisi zordur. İdare etmek zordur sevgili arkadaşlar. Bunu yapabilmek için bayağı bir donanıma sahip olmanız gerekir. Bakın zaten endişelisiniz. Düşmanlıklar da var. Ama ne var? Çözüm bulacaksınız. Şu an arayıştasınız zaten. Ama çözümünüzü de bulacaksınız. Belki de aşk hayatınız size ilham verebilir. Bu kartı da çok sevdim. Şu mutluluk kartını sevgili arkadaşlar. Bunu da böyle büyütüp asmak lazım. Ya da böyle ne bileyim telefonda veyahut da bilgisayarda şey yapabilirsiniz. Bunu ekran görüntüsü yapabilirsiniz. Benim de aklıma hep böyle şeyler geliyor. Böyle daha böyle pozitif yaşayabilmek için böyle güzel şeyler olabilir. Evet, sırada hangi burcumuz var? Yay'dan sonra Oğlak burcumuz geldi. Oğlak, Mart 2023'te bakalım neler sizi bekliyor. Düşünen kadın, pekala. Zafer kartımız geldi. Samimiyet kartımız geldi. İmparator, depresyon, kavuşmak, koyun metaforu. Ay, bu da çok tatlı. Sınırları aşamayan, kendi benliğini ortaya koyamayan, akıl yürütemeyen. Şimdi akıl yürütemeyen siz olamazsınız. Ama sınırlarınızı aşamayan ve kendi benliğinizi ortaya koyamayan siz olabilirsiniz belki. Çünkü bakın, Oğlak burcuna koyun metaforu geldi. Düşünebiliyor musunuz? Yani hayvanlar ne kadar birbirine benziyor. Koyun ve keçi diyelim hadi. Aslında burada son derece naifsiniz. Ama kendi benliğinizi ortaya koyamıyorsunuz. Kavuşacaksınız, bir ilişkinin yeniden canlanması, eski bir aşk yeniden canlanabilir veya hayatına yeni birisi girebilir diyor. Ama kavuşmak kartı hani böyle daha çok da eskiden birilerini verir. Bu konuda depresyondasınız aslında. Bir de bir depresyona dikkatli olmanız gerekiyor. Depresyona girmeyin. Hani böyle depresif, kendinizi öyle de hissediyor olabilirsiniz. Bakın burada mevkiyle alakalı gerçekten samimiyete ihtiyacınız var. Ama bir zafer kartınız da var. Zafer sizin olacak ve düşünen kadın. Eğer bir kadınsanız zaferi elde edeceğinizi düşünüyorsunuz. Buradaki kadın son derece eğitimli bir kadındır. Zafere ulaşmaktır, mevki konusundadır. Ama çok da samimiyete ihtiyacınız var. Eğer ki bir erkekseniz sizi düşünen bir kadın var. Bu kadına kavuşacaksınız. Ama sınırlarınızı aşamıyorsunuz. Kendi benliğinizi ortaya koyamıyorsunuz. Akıl yürütemiyorsunuz. Sizi sınırlandıran bir şeyler var sevgili arkadaşlar. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Evet. Oğlak burcuna koyun metaforu çok enteresandı yalnız. Bunu unutmayacağım. Ve kova burçları. Sevgili kova burçları, Mart 2023'te bakalım. Kararsızlık enerjisinde olacağınız görünüyor. Ama güç sizinle, bir aslan burcu simgesi geldi. Cennetin kapıları size açıldı. Evet. Fareler. Oo, çok güzel. Güneşin ruhu ve aslan güç simgesi çok güzel geldi sevgili arkadaşlar. Şimdi bir şeylerden dolayı kendinizi çok yorgun hissediyorsunuz. Bakın piliniz bitmek üzere. Bir şey, bir
araya giren bir şey var. Sizi böyle yorgun hissettiren bir kişi veya bir olay olabilir. Burada çevrede anlaşmazlık, fikir ayrılıkları, tartışma, çekişme, uyumsuzluk, çevredeki olumsuz enerjiler ve bir hırsızlığa da dikkat diyorum. Sizi yoran, sizden enerji çalan birisi olabilir. Şu kart çok kötü bir kart bence. Yani çok güzel durmuyor ama neyse, şöyle üstünü kapatalım. Ama güneşin ruhu geldi. Ve bakın, güç kartı geldi. Güç kartı aslan burcunu simgeler. Ve simgesi güneştir. Aslan burcu birilerinin de simgeliği olabilir hayatınızda. Bu kişi de cennetin kapıları var. Fakat sanki sürekli aranıza bir şeyler giriyor veyahut da bir enerji çalımı var. Ama hiç merak etmeyin. Güneşin ruhu. Güneş bu durumu aydınlatıyor. Belirsizlikler netleşiyor. Yöneten olarak direksiyonun başına geçmek gerekiyor. Neşe ve mutluluk kapıda diyor. Sakın buraya takılmıyorsunuz. Çünkü güneş çıktı bile. Açılımınız şifalandı sevgili arkadaşlar. Kararsız kaldığınız, kendinizi yorgun hissettiğiniz, belki bir partneriniz olabilir, belki bir işiniz olabilir, belki patronunuz olabilir, belki eşiniz, dostunuz, çocuğunuz olabilir. Ama aslan burcunun enerjisine güvenin. Aslan ve güneş sizi çok iyi ısıtacak, size iyi gelecek. Bir kararsızlığınız var. Bu kararsızlığınız da yakında bitecek. Ayın 8'ine kadar, 8 Mart'a kadar bir kararsızlık yaşayacaksınız ama ondan sonrası çok güçleneceğiniz bir dönem olacak. Bu da 11 geldi. Ayın 11'inde artık her şey bitiyor dediğinizde, yani güce geldiğinizi hissettiğinizde yine enerjiniz düşebilir. Ayın 11'inden ayın sonuna kadar, Mart'ın sonuna kadar dikkatli olmanızda fayda var. Sizi yine böyle üzecek, sıkacak olaylar olabilir. Fakat hiç merak etmeyin, bakın aslan burcunun enerjisi, güneşin enerjisi, hayatınızda bir aslan burcu varsa ona sıkı sıkıya tutunun. Bence güneşiniz onunla birlikte doğacak gibi görünüyor sevgili güzel arkadaşlarım. Peki haydi bakalım balık burcuna geldik. Mart 2023 balık burcumuz nasıl olacak? Oo, altın tutan erkek. Parasal konularda yatırım yapacağınız, karizmatik olduğunuz ve etrafınızdan da size böyle ilgi duyulan bir zaman olduğu görülüyor. Bir karma borcunuz bitmiş olabilir Mart ayında. Evet, iletişim çok güzel. Hayat ağacı harika. Sonbaharın ruhu. Şimdi şöyle başlıyoruz. Siz karma, karmik döngüler, bu tarz metafizik, parapsikoloji durumlarla alakalı hayatınız düzene girdikten sonra bu konularla alakalı artık bir daha bilgi sahibi olmak veyahut da bir şeyleri öğrenmek istemeyeceksiniz Mart ayında. Ama yanlış yapıyorsunuz diyor. Bilgiden vazgeçmeyin. Aslında daha çok bilgiye ihtiyacınız var diyor. Sizi yükseltecek bazı durumlar var. Özellikle parasal konularda iş yerinizle alakalı yükselişler yaşayacak olabilirsiniz. İletişiminiz çok kuvvetlenecek olabilir. İletişimle alakalı bir işiniz varsa eğer, konuşmakla, İşte çağrı merkeziydi veyahut da insanlarla birebir gidip görüşmeyle alakalı bir iletişim ile alakalı bir işiniz varsa bunda gerçekten çok yükseleceksiniz. Siz de şaşıracaksınız. Aynı zamanda ikili ilişkilerinizde de bir iletişim söz konusu olacak. Anladığım kadarıyla da bir engelleme söz konusu varmış. Artık açılıyor bu engeller. Köklü ve sağlam ilişkileriniz kuruluyor. Sağlık ve huzurlu bir döneme geçiyorsunuz. Temeli sağlam oluşturulmuş meseleler harika geldi. Hayat acile birlikte. Sonbaharın ruhu geldi ama size. Hüzün sana eşlik ediyor. Dallarından kopan her bir yaprak ayrılığın habercisidir. Gül sana yağmur ve toprak kokusunu hatırlatacak. Şimdi bakın. Şu ve şu kart. Gördünüz mü? Bir karmik döngü. Bir evlilik bitimi olabilir. Bir ilişki bitimi olabilir. Mecburi, zorunlu olduğunuz bir şeyler bitecek. Ama bununla birlikte bir geçmişiniz olduğu için hani oturup düşüneceksiniz ve hüzünleneceksiniz. Ama artık bitti. Her şeyin sonuna geldiniz. Mecburiyetin sonuna geldiniz diye düşünüyorum. Yine de bilgiden vazgeçeceksiniz. Yani bir, hani böyle bir ferahlar ya insan. Hani böyle bir şeyler biter. Oh ya artık tamam. Hani şöyle söyleyeyim. Bir mahkemeniz vardır. Bir sürü hukuki bilgi öğrenmişsinizdir. Avukatınızdan, gerekse çevrenizden, gerekse internet üzerinden veya da bir kitap olarak okumuşsunuzdur. Burada gördüğü gibi. O mahkeme sonuçları ya, atarsınız bütün şeyleri,
dosyaları veya bir eğitim hayatınız biter, atarsınız bütün her şeyi, yazdığınız, çizdiğinizi, şöyle bir rahatlarsınız. Ama burada diyor ki aslında daha çok bilgiye ihtiyacın var. Hani bu bilgiden vazgeçme, devam ettir bu bilgiyi der. Bilgin devam etsin. Hani yine bir bilgi sahibi olmaya devam et. Kendini hemen böyle şey yap. Sonra zaten kimse sizi tutamayacak. Bakın yükselme enerjisi, iletişim, hayat ağacı. Bu hüznünüz de bundan dolayı. Hani bir yaşanmışlık, bir olmuşluk, bitmişlik söz konusu var. Bunun hüznü gelecek size bence. Bunun haricinde gayet de güzel parasal yatırımlar yapacağınız bir Mart ayı sizi bekliyor. Siz de 35'in üstü olabilirsiniz bu videoya denk gelen sevgili arkadaşlarım. Artık böyle hani şöyle bir şey vardır. Daha karizmatik, daha yakışıklı olduğunuz bir yaşlarda olacak olabilirsiniz. Yani dediğim gibi hani bir gençlik dönemi vardır. Böyle daha böyle toysunuzdur. Ama böyle yaş ilerledikçe daha yakışıklı ve karizmatik olur bazı insanlar. Bazı insanlar da tam terstir tabii. Yaşlandıkça çirkinleşir. Bazı insanlar yaş aldıkça güzelleşir, yakışıklı olur. Siz de sanki böyle insanlarsınız gibi geldi bana. Bu da size motive edecek. Bu da size bir motivasyon olacak. Ve para biriktirebileceksiniz sevgili arkadaşlarım. Bir yatırım yapabilecek olabilirsiniz. Maaşınıza zam gelebilir. Beklediğiniz bir yerden bir parayı alabilirsiniz. Bir şeyler var yani size parasal açıdan. Eğer erkekseniz, özellikle erkekseniz. Ama bayanlara da bu var. Bayanlar da yatırım yapabilecek duruma gelebilecek. Yalnız şöyle bir şey. Belki hani balık kadını olduğu için hani yatırım yapamayabilir ama güzel alışverişler yapabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Hepinizi kocaman öpüyorum. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Nisan ayında görüşmek üzere sevgili arkadaşlarım. Umarım her şey çok güzel olur Mart ayında. Hepiniz için.